Loralis ailesinin simgelerinden bir tanesi. Loralis Fenerica. Sokağı, en meşhur semti La Boca'dayız. Bu çok sıradan gözüken binada Arjantin Devlet Başkanı kalıyor. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teyiz. Şu anda bulunduğum cadde 9 Haziran Caddesi ve dünyanın en geniş yollarına sahip caddesi olarak biliniyor. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in anlamı güzel havalar demekmiş. Bize öyle söylediler. Yılın her mevsiminde burada güzel hava bulmak mümkün. Şu anda da ilkbaharı yaşıyor. Ağaçlar yemyeşil ve inanılmaz bir hava var. Evet, Buenos Aires'in en meşhur semti La Boca'dayız. Bu semtte hem insanlar çok renkli, hem binalar çok renkli. Bize mimarlık yapan arkadaşımız şunu söyledi. Dedi ki, buradaki binaların tamamı basit gemilerin saçlarından yapılarak ve sonrasında da yine gemi boyasıyla boyularak bu hale getirilmiş. Arjantin tarihine geçen bu üç önemli isim ise Maradona, Eva Perón ve Tango'nun kralı Carlos Gardel. Mezarlığı aynen sokaklar gibi yapılmış, evler gibi bir düzen içerisinde, herhangi bir Arjantin'in sokağında yürüyor gibi hissediyoruz. Yalnız Eva bizim için mi bu kadar çok önemli bilmiyorum ama turist rehberi getirdiği kafileyi çok hızlı bir şekilde buradan geçiyor. Evet, Buenos Aires'te o kadar çok AVM yok. Bu nadir AVM'lerden bir tanesi. Evet, AVM'nin ismi Galeria Pacifico. Tarihi bir bina. Fakat çok güzel uyarlanmış. Moskova'daki Sum Alışveriş Merkezi'ni anımsattı. Bunlar da Arjantin'in meşhur mate çayını içmek için kaplar. Gördüğünüz bu kaplarda sadece Arjantin'de yetişen bir ot.
Yaprak'tan yapılan bir çay konuluyor. Ve şu gördüğünüz ucu filtreli çubuklarla da bu çay içiliyor. Şimdi bir tadacağız, bakalım nasıl bir şey. Bu çayı sadece Arjantin'de içebiliyorsunuz. Acı bir tadı var. Evet, acı bir tadı var. Evet, istersek şeker koyabiliyoruz. How old are you? Üstüne şeker döküp ondan sonra sıcak suyu ilave ediyoruz. Ve bu sadece Arjantin'de içilebilecek bir şey. Evet, Cumhurbaşkanımız buraya gelip bunları tüketti. Ve sonra gitti. Ben de şimdi deneyeceğim. Bir tanesi sıcak çikolata. İşte bizim halka tatlıya ya da tulumba tatlının biraz uzatılmış haline benziyor. Üzerine toz şeker serpilmiş ve yanında da çikolatayla servis ediliyor. Çok ilginç bir mekan burası. Şimdi gördüğünüz gibi restoran kuyruğundayız. Aman Allah'ım, şuna bir bakar mısınız? Arjantin'de Arjantin'in vazgeçilmezi et deniyoruz, steak deniyoruz. Geldiğimiz yerde kuyruk var. Saat 18.30'da açıyor. Ve saat 20'ye kadar eğer buradan ayrılırsanız %40 indirim yapıyorlar. Böyle de bir özellikleri var. Şimdi tabii önemli olan etin tadı. Gerçekten başarılı. Arjantin'e gelip et yemedik diyemeyeceğiz.